Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ee, Erdoğan aynı zamanda bugün akşamki 23 Nisan resepsiyonuna da katılacağı bilgisi var. Şimdi ne diyor Anayasa'ya ilişkin hemen onları bir aktaralım. Soru şu: Anayasa için çalışmalar başladı. Ee, 1921 Anayasası da yeniden gündeme geldi. Bu arada CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gelecek dönemi konuşmak için sizden bir randevu talep edeceğini söylemişti. Randevu talebi geldi mi? Özgür Özel'den bu konuşma ve sonrasında yeni anayasa konusunda CHP ile uzlaşma olur mu sizce diye bir soru var Cumhurbaşkanı'na. Diyor ki şu an itibariyle henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat e, olabileceğini düşünüyoruz. Dünyada birçok alanda değişimden söz ediliyor. Sosyolojiler, teknolojiler, iklimler ve daha birçok zemin çok hızlı değişiyor. Bunu ayak uydurmak için de Türkiye'nin eskisinin e, eskinin darbe ruhunu özünde barındıran anayasa metninden kurtulup yenilikçi ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşma zamanı gelmiştir. Yani bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle bir değişime destek verebileceği düşüncesinde ve inancındayım. Bu görüşme sağlandığında tabii ki anayasa konusu da bizim görüşme başlıklarımızın arasında yer alacaktır. Kaldı ki Meclis Başkanımızın da liderlerle yapacağı görüşmelerde bu konuları onlarla ele alma düşüncesinin olduğunu da biliyorum. Doğrusu ben de bize çok ama çok dar gelen bu mevcut anayasa ile ilgili liderler olarak neler yapabiliriz bunları konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz. Biz Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli köşe taşlarından biri olan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaktan Gayret etmekten geri durmayacağız, milletimize yeni ve demokratik bir anayasa kazandırana kadar gayretimiz sürecektir diyor. Şimdi dar bir anayasa diyor, İşte Özgür Özel'le görüşmesi ne görüşecek diye tabii biz de merakla bekliyoruz bu arada. E, o görüşmede de yeni anayasa konusunun gündemde olduğunu da Cumhurbaşkanı'ndan öğrenmiş olduk. Şimdi bakın e, burada müthiş bir e, algı zorlaması, <laughs> anayasa ile ilgili çığa, algı çarpıtması söz konusu. 12 Eylül 1980'in darbeci anayasasının darbeci özellikleri 1995 yılında e, mütevazı olmayacağım benim hazırladığım e, birinci imzanın rahmetli Deniz Baykal, ikinci imzanın rahmetli Bülent Ecevit. Üçüncü imzanın o gün e, parlamentoda bulunan e, demokratik sol partilerin genel başkanları olarak, genel başkan vekili olarak Aydın Güver Gürkan'ın imzasının bulunduğu başlangıçta yapılan değişiklikle gerçekleşmiştir. 12 Eylül Anayasası'nın başlangıcı 95'teki bu değişikliğe kadar Türk ordusunun halkın çağrısıyla gerçekleştirdiği şey filan diye böyle müdahale diye örgüler var. Hepsini aldık attık. Hı hı, hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi attı. Ve o tarihten sonra 2002 yılına kadar